47 yaşında hayatını kaybeden müzik yapımcısı Hasan Saltık son yolculuğuna uğurlanıyor. Arkadaşımız Gizem Türemen Kartal Cemevi'nde bize oradan bilgileri aktaracak. Gizem, seni dinleyelim. Allah Allah. Ya Rabbi. Müzik camiasının bugün acı günü. Müzik yapımcısı, kültür arkeoloğu, kalan müziğin kurucusu Hasan Saltık geçirdiği kalp krizi sonucu Bodrum'da hayatını kaybetmişti ve bugün de İstanbul Kartal Cemevi'nde son yolculuğuna uğurlanıyor. Şu anda sanatçı dostları, meslektaşları, yakınları, sevenleri eşliğinde cenaze törenine katılanlar kimler? Çok sayıda meslektaşı var. Yavuz Bingöl, Volkan Konak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu burada, ailesinden isimler burada, abisi Kemal Saltık yine burada. Çok önemli bir değer, çok önemli bir isim. Kalan müziğin kurucusu Hasan Saltık, şöyle bir özgeçmişine bakacak olursak, Tunceliliydi Saltık. 1964'te doğdu, genç yaşta müziğe başladı. İstanbul Devlet Konservatuarı'nı kazandı, ekonomik güçlükler nedeniyle eğitimini ara vermek durumunda kaldı. Askerden döndükten sonra da kuzeninin plak şirketinde yeniden müzikle buluşmuştu. O dönemlerde popüler müzik piyasasının kalbi, bilenler bilir, un kapanı İMÇ'de küçük bir dükkanda başladı yolculuğu. 1992 yılında kurdu kalan müziği. Arabesk, pop, taverna müziklerinin röveçte olduğu bir dönemdi ama o kendisine başka bir yol seçti. Unutulmaya yüz tutan eserlerin peşinden koştu. Anadolu'nun kayıp türkülerini araştırdı. Dil ayrımı yapmadan projelerle buluştu. Türk müziği, Anadolu, Kafkas ve Balkan türkülerine derlediği binden fazla albüm çıkardı. Hicaz'dan caza, saray müziğinden aşık külliyatına, kantodan raka, gazellerden laternaya tüm müzikleri tek çatı altında topladı. Sadece Türkiye değil, tüm dünya için eşe benzeri olmayan bir arşiv hazırladı. Bu nedendir ki kendisine müzik arkeoloğu deniyordu. Anadolu kültür mirasının uluslararası festivaller yoluyla dünyaya açılmasına da imkan verdi aynı zamanda. Müzik eserleri kültür mirasına dönüştü. Milyonlarca dinleyiciye, müzisyene ve akademisyenle buluştu o eserler. İstanbul Teknik Üniversitesi kendisine Fahri Doktora beratı verdi. Arşivi dünyasının da ilgisini çekti. Sadece Türkiye değil, yayınları Anadolu müziğinin dünyaya açılan yüzü oldu. 2003'te Prens Claus nişanına layık görüldü. Time dergisi onu Türkiye'nin müzik antropoloğu olarak nitelendirmişti. Öğrencilere, akademisyenlere uzun süre burslar verdi, kayıt cihazları, fotoğraf makineleriyle donattı ve Türkiye'nin dört bir yanına, daha doğrusu Anadolu'ya gönderdi. Unutulmaya yüz tutan Anadolu'nun kültür mirasını ortaya çıkarabilmeleri için. Bir süredir de Bodrum'da yaşıyordu Hasan Saltık. Kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 57 yaşında vefat etti. Şu anda da Kartal Cemevi'ndeyiz. Son yolculuğuna uğurlanıyor. Sevdikleri, sevenleri, ailesi, dostları, eşleri. Aslında oldukça bir yoğun bir cenaze töreninden bahsetmek mümkün. Çünkü neredeyse bir insan seli var desek yanlış olmaz. Her yerde herkeste bir gözyaşı vardı. Buradaki cenaze töreninin ardından, Kartal Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından küçük yalı mezarlığına defnedilecek Hasan Saltık. Şu anda da cenaze töreni düzenleniyor. Özcan Öztürk ekranlarınıza götürüyor. Aslında Saltık merak bela değil başarıdır diyerek merakının peşinden gitmişti. Gittiği her yerden de yeni kültür hazineleriyle döndü ancak bu kez dönemeyeceği bir yolculuğa çıktı. Müzik camiası bugün Hasan Saltık'ı artık sonsuzluğa, son yolculuğuna uğurluyor. Sadece Türkiye için değil, dünya için çok önemli bir isimdi. Anadolu türkülerini kazandırdı. Bu nedendir ki kendisine müzik arkeoloğu da deniyordu. Buradaki cenaze töreninin ardından da küçük yalı mezarlığına defnedilecek. Evet, Gizem o kadar güzel özetledi ki Hasan Saltık'ı, ben de bir iki cümle sarf etmek istiyorum. Güzel işler yapan insanlar asla unutulmazlar ve iyi ki varlar. Zira Anadolu kültürüne, Anadolu müziğine büyük emek verdi, derin izler bıraktı bizde. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına da tabii ki başsağlığı diliyorum. Çok ani oldu zira.